Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yarın Hristiyanların bayramı olan yılbaşı ile ilgili bir açıklama yapmak istedik. Bilindiği üzere bizler Allah'a ve Peygamber'e iman etmiş müminleriz. İman ispat isteyen bir şeydir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey amca iman et, iman etmediğin takdirde ben seni kurtaramam dediği zaman Ebu Talib'in Efendimiz'e vermiş olduğu cevap çok manidardır. Ben bundan sonra, bu yaşımdan sonra Ebu Talib kadınlara boyun eğdi dedirttirmem diyor. Buradan anlaşılıyor ki iman kişide bir karakter belirleyicidir. Ne demek karakter belirleyici? Yani insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra kişinin hal ve hareketlerine bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne mukabil bir yansıma gerekmektedir. Bizler iman etmiş olmakla beraber aslında Rabbimize karşı bir akit vermiş durumundayız. Yani ya Rabbi sen bize Kur'an'da ne buyurduysan, Kur'an'da bize ne ile emir buyurduysan, bizi neye davet ettiysen, Peygamberin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize ne getirdiyse biz bunları uygulayacağız demiş oluyoruz. Allah'a karşı, Peygamber'e karşı söz vermiş durumundayız. Bu da bize bir mesuliyet yüklüyor. Bundan dolayı Allah'ın Resulü'nün ve Allah'ın bize yapma dediklerini bizler yapmamalıyız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kişi, bir mümin, bir kavme benzemeye çalışırsa o kavimdendir diyor. Bundan dolayı bizlerin yılbaşı gecesini kutlamamamız lazım. Kutladığımız takdirde de bir harama düçar olduğumuz gibi iman tehlikesi de burada söz konusudur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada onlara benzeyen onlardandır diyor. Netice itibariyle yılbaşında yılbaşıyı kutlayan, gerek onların merasimlerine katılan, gerek televizyon karşısına geçip onlar için tertiplenen programları izleyen ve programlara katılan bir kişi hem haram işlediği gibi hem de imani noktada bir tehlikeye girmiş olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün mübarek tırnaklarını kestiği zaman yanına gelen bir Yahudi çocuğun benim babam da tırnaklarını bu şekilde kesiyor demesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra Müslümanlar tırnak kesme tertibini değiştirsin ve şu şekilde yapsın diye hadislerin mevcut. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi'ye benzememe adına tırnak kesme tertibini dahi müminlere ayrı bir şekilde öğretmiştir. Bu aslında bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda çok hassas olduğunu belirtiyor. Başka bir hadis-i şerifte de mesela sarık sarmak, taş tercümesinde geçen bir hadis-i şerifte de sarık sarmak aslında namazlarda sarılan bir sarık diyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazlarda sarılan bir sarık normal namazdan 70 derece daha eftaldir diyor. Bundan dolayı anlaşılıyor ki sarık sarmak bir takvadır. Allah-u Zülcelal'e bizi ulaştıran bir nafiledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir, kuvvetli bir sünnetidir. Ama Tirmizi hadisinde rastladığımız üzere Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki bizi müşriklerden ayıran özellik sarıklarımızın altına, takkelerimizin üzerine sardığımız sarıklardır diyor. Buradan şu çıkıyor aslında ortaya. O günkü müşrikler, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller ve diğer kafirler, müşrikler sarık sarıyorlardı ama sarıkların altına takke takmıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara benzememe adına takkelerin üzerine sardığımız sarıklar bizi müşriklerden ayıran bir özelliktir diyor. Buradan da ortaya ne çıkıyor? Bizler müşriklerin adetini, Yahudiler ve Hristiyanların adetini hiçbir şekilde kutlayamayız ve onlara benzeyemeyiz. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bazen saçlarını uzatıyordu, bazen kesiyordu. Bu da neye mukabildi? Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler saçlarını uzattıkları zaman Efendimiz aleyhisselatü vesselam onlara benzememe adına saçlarını kesiyordu. Onlar kesildiği zaman gene onlara benzememe adına saçlarını uzatıyordu.
Bu aslında bize en büyük bir örnektir. Netice itibariyle Müslümanlara uyarımız şudur. Yarın kutlanacak olan Hristiyanların bayramı olan yılbaşı ile ilgili. Velev ki bizler senenin 364 günü evimizde çerez alalım. Velev ki bizler 364 günü evimizde işte bir kola içelim vesaire vesaire yapalım. Sadece onlara benzememe adına 365. günde bu çerez olayından, bu işte kola içme olayından, eğlence olaylarından vazgeçmeliyiz. Sadece onlara benzememe, onlara muhalefet adına. Bu da bizim imanımızın gereğidir. Gerek televizyonlarda yapılan yılbaşı programlarını izlememeliyiz. Evlatlarımızı izletmemeliyiz. Ve o geceyi ibadet ve taatle Allah-u Zülcelal'e yaraşır bir biçimde kulluk vazifesini ifa etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde buyurmuşlar, kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi kişi sevdiğiyle berabersek biz Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Mümin olduğumuzu iddia ediyoruz. Sevgi ispat ister, delil ister. Sevgi ispat ister derken aslında bizler Hristiyanlara benzemem adına yılbaşını kutlamamalıyız. Peygamber'e karşı sevgimizi, Allah'a karşı sevgimizi göstermeliyiz. Şayet kutladığımız takdirde aslında biz gerçek manada peygamberimizi sevmiyoruz. Gerçek manada Allah'ı sevmiyoruz. Allah'a asi olma durumundan ziyade en önemlisi imani noktada tehlikeye girmiş oluruz. Kafir olma durumunda olmuş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Hristiyanların bayramı olan bu Noel gecesini, yılbaşı gecesini Müslümanlar sanki kendi bayramları gibi, hatta kendi bayramlarından, mukaddes günlerinden daha fazla önemsercesine kutluyorlar. Baktığımızda Hristiyanların bizim Ramazan bayramımızı, Kurban bayramımızı, Kadir gecemizi, Berat gecemizi ve diğer mukaddes gecelerimizi kutlamadığını görüyoruz. Göremeyeceğiz de zaten. Hiçbir Hristiyanın Kurban bayramında kurban, koç, dana vesaire kestiğini göremeyeceğiz. Ama Müslümanlar olarak bizler yılbaşı gecesinde hindi kesiyoruz. Bu da çok büyük bir tezattır. Bir özentidir. Aslında cehaletten dolayı ortaya çıkan, ilimsizlikten dolayı ortaya çıkan bir özentidir. Bunun farklı bir faktörü daha var. Belediyeler, diğer yetkili kurumlar bu yılbaşı gecesini, Hristiyanların bayramlarını, Yahudilerin adetlerini insanlara meşrulaştırıyorlar. Bugün bizler Balıkesir ve diğer illerde gördüğümüz kadarıyla her taraf süslenmiş durumda. Belediyeler tarafından, yetkili kurumlar tarafından sanki Müslümanların bir mukaddes gecesiymiş gibi bir önemsenmiş ve Müslümanlar bu çukura, tabiri caizse cehenneme doğru yetkililerin elinden sürüklenmiş durumdalar. Aslında yetkililerin bu konuda daha dikkatli olması icap eder ve zerre-i miskal bu gibi Hristiyanların adetlerine önemsememeleri lazım ve Müslümanları cehenneme doğru sürüklememeleri icap eder. Bu konuda da onlardan bir hassaslık bekliyoruz. Bizim caddelere çıktığımızda bakıyoruz ki her tarafı süslemişler vesaire vesaire yapmışlar. Bu da çok büyük bir tehlikedir. Yetkililerin elinden yapılan bir tehlikedir. Türkiye'de sadece yılbaşı gecesi için kesilen 50.000 adet çam var. 50.000 adet çam var. Dünyada bunun sayısı milyonları, milyarları bulabilir. Hatırladığınız üzere Gezi Parkı olaylarında bir ayaklanma olmuştu ağaç kesmesinden dolayı. Bugün o ayaklamayı yapanların aslında bir test günüdür. Bir kendilerini ispat günüdür. Samimiyetlerini ispat günüdür. Eğer onlar samimilerse, eğer onlar hakikaten ağaç katliamına dur diyeceklerse yılbaşı gecesinde Türkiye'de sadece kesilen 50.000 ağaç için bir takım işler yapmaları ve bu ağaçların katledilmemesi için bir takım çalışmalar, prosesler yürütmeleri lazım iken bugün onları görememekteyiz. Bu da samimiyetsiz olduklarını ortaya çıkarır. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde şuna rastlıyoruz. Kıyametin kopacağını bilseniz elinizde bir fidan olsa onu bile dikin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Durum böyleyken İslam ağaç
dikimi konusunda bu kadar hassas iken 50 bin ağaç Türkiye'de kesilmesi, Müslüman olan %90'ı Müslüman olan bir Türkiye'de kesilmesi İslam'dan ne kadar uzaklaştığımız, ilimden ne kadar uzaklaştığımızı ortaya koyan bir sebeptir. Yerin üstü var ise yerin altı da vardır. İmam Gazali'nin tabiriyle dünya iki kapılı bir handır diyor. Birisinden girersiniz, birinden çıkarsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Yani bizler dünyada ne ekiyorsak, neyle iştigal ediyorsak ahirette karşımıza çıkacak odur. Yerin altına girdiğimizde karşımıza çıkacak odur. Bizler eğer ki kabrimizin, Efendimizin tabiriyle cennet bahçelerden bir bahçe olmasını istiyorsak bu Noel gecesini kutlamamamız lazım. Ama cehennem çukurlarından bir çukur olmasını istiyorsak da, cehenneme doğru sürüklenmek istiyorsak, o zaman bu Noel gecesini kutlarız ve kafirlere benzeriz, imani tehlikeye girmiş oluruz. Son olarak diyeceğimiz şudur, imanımız gereği La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözüne binaen, imanımızı ortaya koymaya binaen bizler bu geceyi kutlamamalıyız. Bu gecede bir çerez dahi yememeliyiz. Bu gecede elimizden geliyorsa bir çay dahi içmemeliyiz. Onlara özenmem adına, eğlencelerine, merasimlerine, toplantılarına katılmamalıyız. Sabaha kadar, gece 12'den sonra ibadet ve taat ile meşgul olmalıyız. Allah-u Zülcelal'e yalvarmalıyız. Onlara da dua etmeliyiz hidayetleri için. Çoluk çocuğumuzu bu fitneden muhafaza etmeliyiz. Evimizde televizyonlar açmamalıyız. Onlarla ilgili programları izlememeliyiz. Ki Allah'a ve Peygamber'e söz verdiğimiz gibi bir mümin olma yoluna girelim. Şayet biz o gecede kendimizi ibadet ve taate verirsek, Allah'ın rahmetine sığınırsak, Allah-u Zülcelal'e yönümüzü dönersek, Allah da bize yönünü dönecektir. Allah da bize yardım edecektir. Ve gerçek mümin olduğumuz ortaya çıkacaktır. Bizler onların kutlamalarına, merasimlerine katılacak olursak da hem günahkar olacağız hem de kafir olacağız. Allah muhafaza buyursun. İmanımızdan olmuş olacağız. Ebedül ebed ahirette cehennem denilen yere gideceğiz ve yanıp tutuşacağız. Hiç kimse de bizim imdadımıza gelmemiş olacaktır.